Bugün burada bir yıllık köylülerin aşısını işleyeceğiz. Bu serada üretilen ceviz fidanlarım poşete bir yıllık çürülerin poşete alınmış hali. Bunların aşısını ve aşıdan sonraki durumlarını hep birlikte gözlemleyeceğiz. Bugünkü yapacağımız aşı dilcikli aşı. Tutma başarısı oldukça yüksek olan 1 ve 2 yıllık çürülere yapılan aşı. Bunun sera koşullarında biz topraklı ve parafinli olarak yapılış şekli aynı fakat dış yüzeyini toprağa da alabiliyoruz. Parafinle de sarılabiliyoruz. İsterseniz hep birlikte bunun yapılışını görelim. Odunlaşmış bir kalem alıyoruz. Kalemin odunlaşmış çok zayıf olmamasına çiftçilerimiz dikkat etmesi gerekir. Çünkü kalemin çok uç noktalarından alırsanız dokuları tam odunlaşmamış, sıkılaşmamış oluyor halk arasında dendiği gibi. Bu da doğadaki streslere, soğuk ve sıcağa fazla dayanmadığı için kalçık ölü oluşumunu engelleyip aşı tutma başarısını düşürebiliyor. Evet, kalemimizi kestik. 2 tane göz bırakıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şu da bizim çöğürümüz. Bu çöğürlerimiz poşete alınmış hali. Bunu doğada da poşetsiz bir şekilde doğada da ki haliyle de karşılaştırabiliriz. İşte görmüş olduğunuz gibi bunu üstten kesiyoruz. Doğada yapılacak aşıları ortalama bir hafta kadar veyahut 3-5 gün önceden kesip acı suyu dediğimiz suyu akması gerekir. Buna dikkat etsin çiftçilerimiz. İlk baştan yapmamız gereken çöğürde şöyle yatay bir kesik atıyoruz. İşte şöyle yaklaşık 3 santim 4 santim civarında görüyoruz kesiği ve bunun tam ortasının az üstünden aşağıya doğru şöyle bir dilcik açıyoruz. Zaten aşı da ismini bu dilcikten alıyor. Şöyle çiftçilerimiz görebilirler dilciği. Aynısını kaleme gözün arka tarafından 4 santim civarında böyle görmüş olduğumuz gibi yatay bir kesit açıyoruz. Ve ortanın biraz üstünden şöyle işte böyle görmüş olduğumuz bıçağımızla da hafif şöyle açtırıyoruz ki karşı tarafa sokarken rahat bir şekilde yerleştirelim. Birbirini karşılamasına da dikkat edelim. Bu arada tabii kalemle anacın kalınlığı da birbirine yakın olursa çok daha iyi olur ama şu da olabilir. Kalem ince, anaç kalın olabiliyor. Böyle de aşı olabilir. O fark etmiyor. Bir tarafını karşılaştırırsan kabuklarını, karşı taraf karşılaşması da olabiliyor. Şu anda yapmış olduğumuzun kalınlıkları aşağı yukarı aynı. İşte görüyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş. Bak tam olarak oturdular. Şu anda aşımız tamamlandı. Görüyoruz aşı noktasını kalemle ve biz burayı bu noktayı tamamen serada şöyle sarıyoruz. Evet, şu anda aşı yüzeyini sardık. Hiç açık bir nokta kalmadı. Ve parafin denilen bağla kalemi güzel bir şekilde kapayacağız. Hava almasını önleyeceğiz. Evet. Parafini şöyle görmüş olduğunuz gibi tamamını sardık. Kalemin üstüne de plastik su bazlı boya veyahut da su tut şu noktaya sürüyoruz ki kalem canlı kalsın. Aksi takdirde kalemi yüksek sıcaklıklarda ve soğuklarda nemi kaçacağı için tutmaya olumsuz bir etki yapabilir. Görmüş olduğunuz gibi son derece basit. Ve şurada görmüş olduğumuz bu patlamaya başladı. Şu anda Nisan'ın 1'i olmasına rağmen biz sera koşullarında bunu doğadan aşağı yukarı 45 gün kadar erken başlayabiliyoruz. Bunlar da 40-45 gün önce yapılan aşılar yavaş yavaş patlamaya başladı. Tutma oranı da oldukça yüksek. %80, %90 civarında. O yıla göre değişebilir. Doğada çiftçilerimiz bunu yapabilirler. Bir de doğada bu görmüş olduğumuz aşının aynısı işte şöyle topraklı, toprak içine de alabilirler. Görüyorsunuz toprağa alınmış. Bu da tutmuş, patlamaya başlamış. 1 veyahut da 2 yıllık köylere bu aşıyı uygulayarak son derece başarılı olabilirler. Burada tohumların da aşıların da altından çıkan acılar görmüş olduğunuz gibi temizlenmesi gerekir. Eğer biz bu acıları aşının altından çıkan acıları temizlemezsek aşıyı atabiliyor. Çiftçilerimiz de buna dikkat etsin. Doğadaki yaptıkları, serada yaptıkları da varsa hepsini şöyle temizlemeleri gerekir. Bu görmüş olduğumuz sera, Ağustos ayında göz aşısı yapmış olduğumuz sera. Bu seraya Ağustos ayında göz aşısı yaptıktan sonra 11. aylarda çölleri çıkarıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi poşetlere koyuyoruz. Bu işlem yılbaşından önce olup bunun aşısı da Ağustos'ta olduğu için buna aşı, herhangi bir aşı yapmıyoruz kışın. Fakat üzerlerine aşının 1 santim üstünden kesiyoruz ve aşının patlamasına olanak sağlıyoruz. İşte biz bunu üzerlerini kestik. Şu anda artık yavaş yavaş 3. ayın sonu, 4. ayın başındayız. Yavaş yavaş patlamaya başlıyorlar, görüyorsunuz. Artık bunlar 1 hafta 10 gün içinde tamamı yeşillenecek. Bu sistem üretimde torbalı tüplü dediğimiz üretim yazın 5. ayın 5'inden itibaren devamlı yaklaşık 12 ay boyunca dikilebilen bir fidan üretimidir. Bu da zamanı ekonomik kullanma adına hep sonbahar kışın dikimi olmuyor bazı bölgelerde. Yazın da dikim yapabiliyorlar bu sistem fidanlarla. Evet, yazın göz aşısı yapılmış olan fidanlarımız. İşte göz aşıları görmüş olduğunuz gibi şu noktada göz aşıları. Üzerlerinden 1 santim kadar kesildikten sonra patlıyorlar. Ve biz bunları şu görmüş olduğunuz yerlerde çıkan acıları devamlı temizliyoruz. Aksi takdirde aşının patlamasını çok geciktiriyor. Şu anda dışarıda 1 ve 2 yıllık çöğülerle kurulu aşılanmış bir bahçe. Burası daha önce aşılandı. Fakat içinde birkaç tane aşılanmamış var. Hep birlikte bunların dilcik aşısını işleyeceğiz. Çünkü doğada böyle kendiliğinden çıkan veyahut da tohum olarak eken çiftçilerimiz var. Kendileri tohumu istedikleri verimli bir çeşide dönüştürebilirler biraz sonra yapacağımız aşıyla birlikte. Şimdi şunu baştan işlememiz gerekir. Tohumla dikmek güzel bir şey fakat tohumla bahçe kurulmaz. Yani tohumdan dikilen fidan ister çantır, ister petro veyahut da yabani çok güzel bir cevizim de olabilir. Bunu tohumunu dikebilirsiniz fakat kesinlikle aşılamanız gerekir. Yani cevizin tohumu cevizin kendisi değildir. Yani ki bizim nasıl doğa kuralıdır bu? Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kural. Bizim kendi oğlumuz, çocuğumuz nasıl bize benzemiyorsa birebir. Cevizin tohumu da cevizin kendisi değil onun oğludur. Yani cevizin meyvesi cevizin oğludur. Cevizin aynısı olması için muhakkak ki ondan kalem alıp aşılamamız gerekir. Onun için çiftçilerimiz tohum olarak ekip böyle aşı yapacakları zaman çevresinden herhangi bir tohum aldığı zaman muhakkak üstüne aşı yapsınlar. Aksi takdirde aynısı olmayacak. Evet, şimdi 1 yıllık bir çöğürümüzün yanına geldik. Şimdi bu çöğür kesilmemiş. Şimdi doğadayken bunu en az 3-5 gün önce kesmek gerekir. Acı suyu akması gerekir. Çünkü juglan denilen bir madde vardır cevizde. Bu da toksik etki yapar. Aşı noktasını boğma yapar. Yani kimyasaldır. Aşı tutmada olumsuz etkisi vardır. Aşıdan önce 3-5 gün önce geliyoruz. İşte böyle toprağa yakın olabilir. Üstünü kesiyoruz ve buradan acı suyunun akmasını bekliyoruz. Acı su akıyorsa aşıyı erteleyelim. Acı suyun akması bitmiş ise aşıya başlayabiliriz. Evet, çöğürümüzü kestik. Çöğürümüzde tekrar az önce yapmış olduğumuz gibi yine şöyle bir kesit açıyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi bu 3 veyahut da 4 santim civarında olabilir. Ortanın biraz üstünden şöyle bir dilcik, bakın şöyle bir dilcik bıçakla hafif bir şekilde açtırıyorum ki kalem rahat girsin diye. Bu çöğüre açmış olduğumuz dilcik. Bu da kalemimiz. Kalemimiz, tekrar söylüyorum, odunlaşmış olmasına dikkat etsinler. Sürgünün dip teki 20-25 santimi, uçtan da en az 30-40 santimlik, %30'luk 40'lık bölümünü kullanmasınlar. Sürgünün orta bölümleri çok iyidir. Yani dokuları sertleşmesi gerekir. Aksi takdirde aşının tutmasında olumsuz bir etki yapar. Odunlaşmamız, halk arasında odunlaşmamız, böyle tam kahverengiye dönmemiş olan kalemlerin tutma başarısı oldukça düşüktür. Eğer kalemimiz odunlaşmışsa, şöyle tam kahverengiye dönmüş de sıcaklardan ve soğuklardan olumsuz etkilenmeyeceği için aşı tutma başarısı yüksek olacaktır. Evet. 4 santim civarında kaleme de şöyle bir kesit açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok basit. Ortanın az üstünden şöyle bir dilcik açıyoruz. Evet. Açtık dilciğimizi. Kaleme oturtturuyoruz. Kalemlere oturttururken tekrar kalemle anacın aynı çapta olmasına dikkat edin. Eğer kalem ve anacımız aynı çapta değil ise anaç zaman zaman kalemden daha büyük olur. Ne yapacağız? Bir yüzeyini bu kabukların karşılaması gerekir. Diğer tarafı açık olsa da olabilir. Şu anda aşı noktasını bağlıyoruz. Bu bağ noktası, bu bağın elastiki olmasına dikkat edin. Aşıyı boğmaması için, aşı tuttuktan sonra. Şimdi buradaki en önemli olay, az önce serada yaptığımız gibi değil de toprağa alacağımız için bağlamayı altını açık bırakıyoruz. Bak şuradan çiftçilerimiz dikkat etsin. Altta açık yüzey bırakıyoruz ki bizim anacımızdan su geldiği zaman aşı noktasını boğmasın. Az önce dediğimiz gibi juglan denilen madde toksik kimyasal etki içerdiğinden dolayı aşı noktasını boğar. Evet, şöyle seyrek bir şekilde alt tarafı, hatta üstü de açık olabilir. Hiç ama hiç fark etmez. Niye? Çünkü toprağa alınacak bu. Toprağa alındığı için aşı noktasının altı açık olması gerekir. Çünkü dışarıda yapılan aşılarda serin geçen bir gecenin arkasında sıcak bir gün yaşarsanız öz su basıncı hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkar ve ağlama dediğimiz su gelme olayı gerçekleşir. Bu da aşıyı tutma başarısını oldukça düşürür. Cevizdeki en büyük problem budur. Bujuklan denilen ağlama suyu aşı noktasını olumsuz etkiliyor ve kaba güzel bir toprakla çok sıkı olmayacak bir şekilde gördüğün gibi dolduruyoruz. Bu aşıyı yapma zamanları genelde Mart ayında, Mart-Nisan dönemlerinde, İç Anadolu bölgesinde, daha soğuk yerlerde Nisan-Mayıs'a kadar olabilir. Havaların aşırı derecede ısındığı dönemlerde bu yüzeydeki poşeti beyaza boyamak gerekir. Aşırı derecede yüksek ısı 35 dereceyi bulduğu zaman kalüste zararlara neden oluyor. Şimdi beyaza boyayabilirler veyahut da toprakla bunun etrafını kapatabilirler. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi toprak aşı oldu. Fakat bunun üzerine muhakkak ki su tut dediğimiz plastik boyayı çiftçilerimiz sürmesi gerekir. Yani kalemin canlı kalması için, buradan hava almaması için Kalemin üstüne beyaz plastik boya sürmeleri gerekir. Diğerlerinde de gördüğünüz gibi var. Aşımız olmuştur. Gayet bu kadar basit. Burada yan tarafta görülenler de az önce yaptığımız parafinli aşının dışarıda yapılmış olanı. Bu aşının aynısı parafinle yapılmış aşı. 1 ve 2 yıllık çığırın aşıları böyle. Çiftçilerimiz çok rahatlıkla yapabilirler efendim. Evet değerli çiftçilerimiz, öncelikle ağacımızı aşılamadan ortalama 10-15 gün önce, bir hafta önce üstünü kesmemiz gerekir. Öz su akışının durdurması için. Şimdi, eğer bizim ağacımızı kestiğimiz gibi aşı yaparsak su geliyorsa, şuflan denilen bir toksik madde bizim kalemde aşı tutma oranımızı hızlı bir şekilde düşürüyor. Onun için ağacı aşılamadan ortalama bir hafta 10 gün önce kesmemiz gerekir. Acı suyun akmasını beklememiz gerekir. Ağacımızın başına geleceğiz. Eğer su akışı devam ediyorsa durmamız gerekir. Fakat aşı su akışı bitmiş ise aşı yapmamız gerekir. Bugün görmüş olduğumuz gibi bu ağacın üzeri 10-15 gün önce kesilmiş, su akışı durmuş, çok güzel. Fakat üstünde bir odunsu tabaka oluşmuş. Aşıya başlarken tekrar burada canlı dokuyu bulma adına tekrar 2-3 santim alttan kesiyoruz. Buyurun keselim. Canlı dokuyu bulma adına görmüş olduğumuz gibi tekrar kesiyoruz. Evet, kestik. Canlı dokuyu bulduk. Bu noktaya artık biz aşımızı yapabiliriz. İlk baştan yapacağımız aşı çivili aşı. Aşı noktasını boyayarak çiviyle ağacımıza tutturacağız. İlk baştan kalemimize çok dikkat etmemiz gerekir. Kalemlerimizin uyanmamış olması gerekir. Ağacımız uyansa da fark etmez. Fakat kalemlerimizi ikinci aylarda alıp soğuk hava deposunda veyahut da buzdolabının alt sebzeliğinde ıslak beze sararak muhafaza etmemiz gerekir. Bu aşının yapma zamanları ortalama gece ile gündüz ısısının birbirine yakın olduğu dönemlerdedir. Toprak aşıyı daha önce başlayabilirsin. Fakat bu kalemli aşıyı çok erken yapmak çok fazla doğru değil. Gece ile gündüzün ısısının birbirine yakınlaştığı bir zamanda, bu da yaklaşık 4. aylara tekabül ediyor Marmara bölgesinde. 4. aydan itibaren 5. ayın sonuna kadar bu görmüş olduğumuz aşı yapılabilir. Kalemlerin odunsu, içlerinin ve boş olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Kalemlerimiz tekrar odunsu, içi boş olmamasına, kahverengileşmiş olmasına dikkat etmemiz gerekir çiftçilerimiz. Her kalemi kullanmasınlar. Evet, iki göz kalacak şekilde kesiyoruz. 2 tane kalem karşılıklı vurduğumuz zaman yeterli. Daha fazlasını vurmamıza gerek yok. Evet. Kalemimizin içe gelecek yüzeyi yaklaşık yatay bir şekilde 4 santim civarında olacak gibi uzun kesiyoruz. İşte böyle. Bu ağacımızın içine gelecek olan yüzey. Arka tarafını da ortalama 2 santim civarında bir uzunluk. İşte bu. Şöyle. Bir de yan çevirelim isterseniz çiftçilerimiz görsün. Son derece basit. Kalemimizi geliyoruz. Görmüş olduğumuz ağacın üzerine koyuyoruz. Ölçü olarak kullanıyoruz. Sağından ve solundan kalemin genişliğinde 2 tane kesik açıyoruz. 4-5 santim civarında. Kabuğu kaldırıyoruz. Evet. Şuradan kalemimizi uzun yüzey ağacımızın içine odunsu tabakaya gelecek bir şekilde kalemimizi gördüğün gibi çakıyoruz. Çaktık kalemimizi. Şuradan da az bir şey şöyle alıyoruz. Evet. Kalemimizi oturtturduk. Bu kalemi çiviyle buraya tutturuyoruz. Çiviyle tutturmazsak rüzgardan, kuş konmalarından kalemimiz oynar ve aşı tutmasına sıkıntı. Evet, 3 santim santim civarında bir çivi uzunluğu yeterlidir. Evet, şöyle. Bir. İki tane çivi yeterli. Evet, birini çaktık. Öbürkünü de oturtturuyoruz. Kalemimiz çok güzel bir şekilde oturdu. Oynamayacak. Karşısına bir tane daha vurmamız gerekir. Kalemin biri hasar görür ise diğerinden devam etmesi açısından. Görmüş olduğunuz gibi iç yüzeyi kestik. Ortalama 4 santim civarında bir uzunluk. Arkasından da 2 santim civarında. Evet. Şöyle bir daha görsün isterseniz çiftçilerimiz. Yavaşça çevireyim. Görüldü. Bunu da karşı tarafına, ağacımızın karşısına. Yine böyle ağacımızın genişliğinde 2 tane kesit açıyoruz. Kalemi de ölçek olarak kullanabiliyoruz. Kabuğun arasından görmüş olduğun gibi çakıyoruz. Ve kabuktan yarım santim kadar uzun geliyor. Burada alıyoruz. Evet, aldık. Senin aşı değil mi? Senin yapacağın aşı. Benimki bu boyayacak mı? Benimki değil. Evet, kalemle çakıyoruz. Evet, kalemlerimiz çok güzel bir şekilde tuttu. Biz bunu şu anda yüzeyde hiç açık yüzey kalmayacak bir şekilde su tutla biz bunu yapmamız gerekir. Yani eğer biz bunu havayla temas edersek bu yüzeyler kurur. Bu su tut. Bu bildiğimiz plastik su tut. Kalın. Bununla değil de aşı macunuyla da yapabilir çiftçilerimiz. Fark etmiyor. Önemli olan bu yüzeyi tamamını kapama. İşte görmüş olduğumuz gibi yara yüzeyinin tamamını kalın bir şekilde kapatıyoruz. Hava ile teması kestiğimiz için burada canlı doku ölmüyor ve kallüs oluşumu başlıyor. Şu özellikle kesik yüzeyler, kenarda çivi çaktığımız yüzeylerde kallüs oluşumu orada çok fazla önemli ve buralarda hiç hava boşluğu kalmaması gerekir. Çiftçilerimiz bu konuya dikkat etsinler. Evet, hiç kalmadı şu an için. İçini de güzelce yaptık. Evet. Son derece basit. Hiçbir zorluğu yok. Bu oranı da oldukça yüksek bir aşı çeşididir. Ve bunun da kalemin üstüne muhakkak su tut sürsünler. Kalemin canlı kalması için havayla teması önlemek adına üstüne muhakkak su tut sürmeleri gerekir. Bu su tutu sürdükten sonra veyahut da aşı macununu sürdükten sonra kalemleri plastik bazlı su boyasıyla boyamaları gerekir. 1 kilo suya 1 kilo boya karıştırarak kalemin havayla, güneşle temasını kesmeleri gerekir. İşte böyle. Böyle şu 5-6 santim eğer şu görmüş olduğumuz kabuğu boyarsa bu kabuğun daha fazla canlı kalmasını, güneş ışınlarına direkt maruz kalmamasını sağlayacak. Bu canlı tabaka burada kallüs oluşumunu hızlandıracak. Evet, aşımız bu kadar. Tabii bunun yanına bir herek dikip ve buna çakabilirler. Bu görmüş olduğumuz aşı tuttuğu zaman sürgün hızlı olacağı için bunu bağlamaları gerekir. Mahsus takdirde kuş bombalarından veya rüzgarlardan bizim aşı kışımız zarar görebilir. Çiftçilerimiz de buna dikkat edin. Bu bildiğimiz çivili aşı. Şimdi bir aşı daha herkesin, bütün çiftçimizin bildiği gibi çoban aşı dediğimiz topraklı aşı. Şimdi bir de onu görelim isterseniz. Bu görmüş olduğumuz çoban aşı da yine şöyle 2-3 göz olacak gibi 10 santim civarında bir kalem. Kalemin yine odunlaşmış olmasına, çok zayıf olmamasına dikkat etsin çiftçilerimiz. Aşı tutma başarısında kalemi seçmenin çok büyük önemi var. Kalemde odunlaşma ne kadar fazla olursa canlı kalma süresi o kadar fazla olur. Bu da kallüs oluşumunu, aşı tutma başarısını çok olumlu şekilde etkiler. Bu görmüş olduğumuz aşıda da şöyle bir tutar mısın? İçeri doğru gözün arka kısmından yaklaşık 4 santim gelecekmiş gibi bir tane kesik. İşte şöyle. Bunu gördük. Geliyoruz. Yaklaşık şöyle 6-7 santim gibi çizik atıyoruz. Odunsu dokuya kadar bu çiziği derin atıyoruz. Ve geliyoruz. Şu noktadan ağacımızın kabuğunu kaldırıyoruz. Ve kalemi şöyle koyuyoruz. Evet. Bir tarafını kaldırmıyoruz. Tek tarafını kaldırıyoruz. Bu işlem tamam. Aynı işlemi karşısına da yapacağız. Çünkü tek kalem her zaman risktir. Herhangi bir doğal afetten veyahut da aşı tutmayla alakalı bir sıkıntı olursa, biri bozulursa diğerini yaparız. Evet, bu görmüş olduğumuz ikinci kalem. Yine ikinci kalemi de yaklaşık şöyle 4 santim civarında gördüğümüz gibi bir kesik atıyoruz. Bunu da karşı yüzeyine bunun vuruyoruz. Evet. Şöyle oturtturuyoruz. Şu görmüş olduğumuz plastik muşambayı bu kabuk atmaması için sıkı sıkıya üstünden bağlıyoruz. Sakın çiftçilerimiz bunu iple bağlamasın. Çünkü gelişme devam edeceği için ip bu noktayı boğabiliyor. O açıdan plastik muşambayla şöyle çiftçilerimiz onu bağlıyorlar. Evet. Bağlama işlemi bitti. Aşı bu kadar. Şimdi gelelim poşet geçirmeye. Burada en önemli ve can alıcı konu bu. Şu görmüş olduğumuz ceviz ağacımızın dalın genişliği yaklaşık 15 santim civarında. Buna 20-25 santim geniş bir poşet geçirmeniz gerekir. Biz bunun içine toprağı doldururken şu yara yüzeylerin 3-4 santim arkasına toprak gelmesi gerekir. Bunun bize nasıl bir faydası var? Direkt güneş ışınlarını aldığı zaman aradaki toprak nemli de olacağı için bizdeki bu canlı dokuyu, kallüs dediğimiz dokuyu yakmaz. Aşırı soğuklarda da soğuğu hissettirmemiş olur. Bu aşı, görmüş olduğumuz çivili aşıya göre Mart'ın başında başlayabilirsiniz buna. Daha erken başlayabilirsiniz. Ama bu aşıyı da çok geç 5. aylarda bırakmamamız gerekir. Aşırı sıcak burada bir zarar verebilir. İlk başlıyor 3. aylarda başladığınız aşıdaki görmüş olduğunuz poşet rengi siyah olması gerekir. Siyah enerjiyi daha fazla çeker. Kallüs oluşumunu hızlandırır. Fakat bu aşı tuttuğu zaman 4. aylarda, 4. ayın 5. aylarda kesinlikle güneş ışınlarının siyah renk daha fazla çekeceği için beyaza boyanmaları veyahut da bir folya geçirmeleri gerekir. Evet, aşıya devam ediyoruz. Şöyle, aşı noktasının 10 santim kadar altında şöyle bir tutun, siz onu tutar mısınız? Evet. Aşı noktasının altından şöyle geliyoruz. Bağlıyoruz. Bunun içine toprak dolduruyoruz. Evet. Evet. köprü bu kalemin arkasına gelecekmiş gibi, 3-4 santim gelecekmiş gibi doldurmamız gerekir. Bu toprak aşırı soğuğu ve aşırı sıcağı keseceği için evet içine koyabiliriz. Boşaltabiliriz. Tamam. Şimdi bunu güzelce de bir tepelim. Şöyle. Kalacak bir şekilde aşımızı yapacağız. Poşeti geniş yaptığımızdan dolayı, yara yüzeyin arkasında da toprak geldiğinden dolayı aşırı sıcak ve soğuktan fazla etkilenmeyecek, aşırı başarımız yükselecek. Fakat burada yine kalemimiz kurumaması için şuralara su tut. Şöyle şu macundan kesinlikle çiftçilerin sürmesi gerekir. Kaçışını engelleyecek. Bu çok önemli. Ve bu aşı olduğu zaman çiftçilerimiz bu doğada kuşlar genelde böyle şeyi çok konduğu için şöyle kuş konmaz yaparsalar kalemlerin üstüne kuş çıkmayacaktır. Ve buradaki kalemimiz de zarar görmeyecektir. Fakat burada önemli olan dikkat edilmesi bir konu. Bunun içine koyduğumuz toprağın nemli olması gerekir. Ve şuradaki şu gördüğümüz poşeti alttan birkaç tane delik delmemiz gerekir. Bunun sebebi şu: aşırı yağmur yağdığı zaman buradaki su tahliye olmazsa şu noktadaki aşırı su miktarı suyun olduğu yerde oksijen olmadığı için aşımızı boğacaktır. Alttan eğer birkaç böyle delik atarsak su da tahliye olacak. Aşıyı başarılı bir şekilde tutacak. Bunun her ikisinin de tutma oranı yüksek bir aşı. İkisini yapma zamanları biraz farklıdır. Bu topraklı aşıyı biraz daha önce, çivili aşıyı da biraz daha sonra, geceli gündüz ısısının birbirine daha yakın olduğu bir dönemde yapabiliyoruz. Çiftçilerimiz bunları yapıp verimsiz çeşitleri çok rahat bir şekilde verimli hale çevirebilirler. Bugün burada bir yıllık çöğürlerin aşısını işleyeceğiz. Bu serada üretilen ceviz fidanların poşete bir yıllık çöğürlerin poşete alınmış hali. Bunların aşısını ve aşıdan sonraki durumlarını hep birlikte gözlemleyeceğiz. Bugünkü yapacağımız aşı dilcikli aşı. Tutma başarısı oldukça yüksek olan 1 ve 2 yıllık çöğürlere yapılan aşı. Bunun sera koşullarında biz topraklı ve parafinli olarak yapılış şekli aynı. Fakat dış yüzeyini toprağa da alabiliyoruz. Parafinle de sarılabiliyoruz. İsterseniz hep birlikte bunun yapılışını görelim. Odunlaşmış bir kalem alıyoruz. Kalemin odunlaşmış, çok zayıf olmamasına çiftçilerimiz dikkat etmesi gerekir. Çünkü kalemin çok uç noktalarından alırsanız dokuları tam odunlaşmamış, sıkılaşmamış oluyor halk arasında dendiği gibi. Bu da doğadaki streslere, soğuk ve sıcağa fazla dayanmadığı için kalçık oluşumunu engelleyip aşı tutma başarısını düşürebiliyor. Evet, kalemimizi kestik. 2 tane göz bırakıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şu da bizim çöğürümüz. Bu çöğürlerimiz poşete alınmış hali. Bunu doğada da poşetsiz bir şekilde doğada da ki haliyle de karşılaştırabiliriz. İşte görmüş olduğunuz gibi Bunu üstten kesiyoruz. Doğada yapılacak aşıları ortalama bir hafta kadar veyahut 3-5 gün önceden kesip acı suyu dediğimiz suyu akması gerekir. Buna dikkat etsin çiftçilerimiz. İlk baştan yapmamız gereken çöğürde şöyle yatay bir kesik atıyoruz. İşte şöyle yaklaşık 3 santim 4 santim civarında görüyoruz kesiği ve bunun tam ortasının az üstünden aşağıya doğru şöyle bir dilcik açıyoruz. Zaten aşı da ismini bu dilcikten alıyor. Şöyle çiftçilerimiz görebilirler dilciği. Aynısını kaleme gözün arka tarafından 4 santim civarında böyle görmüş olduğumuz gibi yatay bir kesit açıyoruz. Ve ortanın biraz üstünden şöyle işte böyle görmüş olduğumuz bıçağımızla da hafif şöyle açtırıyoruz ki karşı tarafa sokarken rahat bir şekilde yerleştirelim. Birbirini karşılamasına da dikkat edelim. Bu arada tabii kalemle anacın kalınlığı da birbirine yakın olursa çok daha iyi olur. Ama şu da olabilir. Kalem ince, anaç kalın olabiliyor. Böyle de aşı olabilir. O fark etmiyor. Bir tarafını karşılaştırırsan kabuklarını karşı taraf karşılaşması da olabiliyor. Şu anda yapmış olduğumuzun kalınlıkları aşağı yukarı aynı. İşte görüyorsunuz şöyle yavaş yavaş bak tam olarak oturdular. Şu anda aşımız tamamlandı. Görüyoruz aşı noktasını kalemle ve biz burayı bu noktayı tamamen serada şöyle sarıyoruz. Evet, şu anda aşı yüzeyini sardık. Hiç aşı açık bir nokta kalmadı. Ve parafin dilinden bağla kalemi güzel bir şekilde kapayacağız. Hava almasını önleyeceğiz. Evet. Parafini şöyle görmüş olduğunuz gibi tamamını sardık. Kalemin üstüne de plastik su bazlı boya veyahut da su tut şu noktaya sürüyoruz ki kalem canlı kalsın. Aksi takdirde kalemi yüksek sıcaklıklarda ve soğuklarda nemi kaçacağı için tutmaya olumsuz bir etki yapabilir. Görmüş olduğunuz gibi son derece basit. Ve şurada görmüş olduğumuz bu patlamaya başladı. Şu anda Nisan'ın 1'i olmasına rağmen biz sera koşullarında bunu doğadan aşağı yukarı 45 gün kadar erken başlayabiliyoruz. Bunlar da 40-45 gün önce yapılan aşılar yavaş yavaş patlamaya başladı. Tutma oranı da oldukça yüksek. %80, %90 civarında. O yıla göre değişebilir. Doğada çiftçilerimiz bunu yapabilirler. Bir de doğada bu görmüş olduğumuz aşının aynısı işte şöyle topraklı, toprak içine de alabilirler. Görüyorsunuz toprağa alınmış, bu da tutmuş, patlamaya başlamış. 1 veyahut da 2 yıllık çöğürlere bu aşıyı uygulayarak son derece başarılı olabilirler. Burada tohumların da aşıların da altından çıkan acılar görmüş olduğunuz gibi temizlenmesi gerekir. Eğer biz bu acıları aşının altından çıkan acıları temizlemezsek aşıyı atabiliyor. Çiftçilerimiz de buna dikkat etsin. Doğadaki yaptıkları, serada yaptıkları da varsa hepsini şöyle temizlemeleri gerekir. Bu görmüş olduğumuz sera, Ağustos ayında göz aşısı yapmış olduğumuz sera. Bu seraya Ağustos ayında göz aşısı yaptıktan sonra 11. aylarda çöğürleri çıkarıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi poşetlere koyuyoruz. Bu işlem yılbaşından önce olup bunun aşısı da Ağustos'ta olduğu için Buna aşı, herhangi bir aşı yapmıyoruz kışın. Fakat üzerlerine aşının 1 santim üstünden kesiyoruz ve aşının patlamasına olanak sağlıyoruz. İşte biz bunu üzerlerini kestik. Şu anda artık yavaş yavaş 3. ayın sonu, 4. ayın başındayız. Yavaş yavaş patlamaya başlıyorlar, görüyorsunuz. Artık bunlar 1 hafta 10 gün içinde tamamı yeşillenecek. Bu sistem üretimde torbalı tüplü dediğimiz üretim yazın 5. ayın 5'inden itibaren devamlı yaklaşık 12 ay boyunca dikilebilen bir fidan üretimidir. Bu da zamanı ekonomik kullanma adına hep sonbahar kışın dikimi olmuyor bazı bölgelerde. Yazın da dikim yapabiliyorlar bu sistem fidanlarla. Evet, yazın göz aşısı yapılmış olan fidanlarımız. İşte göz aşıları görmüş olduğunuz gibi şu noktada göz aşıları. Üzerlerinden 1 santim kadar kesildikten sonra patlıyorlar. Ve biz bunları şu görmüş olduğunuz yerlerde çıkan acıları devamlı temizliyoruz. Aksi takdirde aşının patlamasını çok geciktiriyor. Şu anda dışarıda 1 ve 2 yıllık çöğüllerle kurulu aşılanmış bir bahçe. Burası daha önce aşılandı. Fakat içinde birkaç tane aşılanmamış var. Hep birlikte bunların dilcik aşısını işleyeceğiz. Çünkü doğada böyle kendiliğinden çıkan veyahut da tohum olarak eken çiftçilerimiz var. Kendileri tohumu istedikleri verimli bir çeşide dönüştürebilirler biraz sonra yapacağımız aşıyla birlikte. Şimdi şunu baştan işlememiz gerekir. Tohumla dikmek güzel bir şey fakat tohumla bahçe kurulmaz. Yani tohumdan dikilen fidan ister çantır, ister petro veyahut da yabani çok güzel bir cevizim de olabilir. Bunu tohumunu dikebilirsiniz fakat kesinlikle aşılamanız gerekir. Yani cevizin tohumu cevizin kendisi değildir. Yani ki bizim nasıl doğa kuralıdır bu? Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kural. Bizim kendi oğlumuz, çocuğumuz nasıl bize benzemiyorsa birebir. Cevizin tohumu da cevizin kendisi değil onun oğludur. Yani cevizin meyvesi cevizin oğludur. Cevizin aynısı olması için muhakkak ki ondan kalem alıp aşılamamız gerekir. Onun için çiftçilerimiz tohum olarak ekip böyle aşı yapacakları zaman çevresinden herhangi bir tohum aldığı zaman muhakkak üstüne aşı yapsınlar. Aksi takdirde aynısı olmayacak. Evet, şimdi 1 yıllık bir çöğürümüzün yanına geldik. Şimdi bu çöğür kesilmemiş. Şimdi doğadayken bunu en az 3-5 gün önce kesmek gerekir. Acı suyu akması gerekir. Çünkü juglan denilen bir madde vardır cevizde. Bu da toksik etki yapar. Aşı noktasını boğma yapar. Yani kimyasaldır. Aşı tutmada olumsuz etkisi vardır. Aşıdan önce 3-5 gün önce geliyoruz. İşte böyle toprağa yakın olabilir. Üstünü kesiyoruz ve buradan acı suyun akmasını bekliyoruz. Acı su akıyorsa aşıyı erteleyelim. Acı suyun akması bitmiş ise aşıya başlayabiliriz. Evet, çöğürümüzü kestik. Çöğürümüzde tekrar az önce yapmış olduğumuz gibi yine şöyle bir kesit açıyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi bu 3 veyahut da 4 santim civarında olabilir. Ortanın biraz üstünden şöyle bir dilcik, bakın şöyle bir dilcik bıçakla hafif bir şekilde açtırıyorum ki kalem rahat girsin diye. Bu çöğüre açmış olduğumuz dilcik. Bu da kalemimiz. Kalemimiz, tekrar söylüyorum, odunlaşmış olmasına dikkat etsinler. Sürgünün dip teki 20-25 santimi, uçtan da en az 30-40 santimlik, %30'luk 40'lık bölümünü kullanmasınlar. Sürgünün orta bölümleri çok iyidir. Yani dokuları sertleşmesi gerekir. Aksi takdirde aşının tutmasında olumsuz bir etki yapar. Odunlaşmamız, halk arasında odunlaşmamız, böyle tam kahverengiye dönmemiş olan çiviyle aşı noktasını boyayarak çiviyle ağacımıza tutturacağız. İlk baştan kalemimize çok dikkat etmemiz gerekir. Kalemlerimizin uyanmamış olması gerekir. Ağacımız uyansa da fark etmez. Fakat kalemlerimizi 2. aylarda alıp soğuk hava deposunda veyahut da buzdolabının alt sebzeliğinde ıslak beze sararak muhafaza etmemiz gerekir. Bu aşının yapma zamanları ortalama gece ile gündüz ısısının birbirine yakın olduğu dönemlerdedir. Toprak aşıyı daha önce başlayabilirsin. Fakat bu kalemli aşıyı çok erken yapmak çok fazla doğru değil. Gece ile gündüzün ısısının birbirine yakınlaştığı bir zamanda, bu da yaklaşık 4. aylara tekabül ediyor Marmara bölgesinde. 4. aydan itibaren 5. ayın sonuna kadar bu görmüş olduğumuz aşı yapılabilir. Kalemlerin odunsu, içlerinin ve boş olmamasına dikkat etmemiz gerekir. Kalemlerimiz tekrar odunsu, içi boş olmamasına, kahverengileşmiş olmasına dikkat etmemiz gerekir çiftçilerimiz. Her kalemi kullanmasınlar. Evet, iki göz kalacak şekilde kesiyoruz. İki tane kalem karşılıklı vurduğumuz zaman yeterli. Daha fazlasını vurmamıza gerek yok. Evet. Kalemimizin içe gelecek yüzeyi yaklaşık yatay bir şekilde 4 santim civarında olacak gibi uzun kesiyoruz. İşte böyle. Bu ağacımızın içine gelecek olan yüzey. Arka tarafını da ortalama 2 santim civarında bir uzunluk. İşte bu. Şöyle. Bir de yan çevirelim isterseniz, çiftçilerimiz görsün. Son derece basit. Kalemimizi geliyoruz, görmüş olduğumuz ağacın üzerine koyuyoruz, ölçü olarak kullanıyoruz. Sağından ve solundan kalemin genişliğinde 2 tane kesik açıyoruz, 4-5 santim civarında. Kabuğu kaldırıyoruz. Evet, şuradan kalemimizi uzun yüzey ağacımızın içine, odunsu tabakaya gelecek bir şekilde kalemimizi gördüğün gibi çakıyoruz. Çaktık kalemimizi. Şuradan da az bir şey şöyle alıyoruz. Evet. Kalemimizi oturtturduk. Bu kalemi çiviyle buraya tutturuyoruz. Çiviyle tutturmazsak rüzgardan, kuş konmalarından kalemimiz oynar ve aşı tutmasına sıkıntı. Evet, 3 santim civarında bir çivi uzunluğu yeterlidir. Evet, şöyle. Bir. İki tane çivi yeterli. Evet, birini çaktık. Öbürkünü de oturtturuyoruz. Kalemimiz çok güzel bir şekilde oturdu. Oynamayacak. Karşısına bir tane daha vurmamız gerekir. Kalemin biri hasar görür ise diğerinden devam etmesi açısından. Görmüş olduğunuz gibi iç yüzeyi kestik. Ortalama 4 santim civarında bir uzunluk. Arkasından da 2 santim civarında. Evet, şöyle bir daha görsün isterseniz çiftçilerimiz. Yavaşça çevireyim. Görüldü. Bunu da karşı tarafına, ağacımızın karşısına. Yine böyle ağacımızın genişliğinde 2 tane kesit açıyoruz. Kalemi de ölçek olarak kullanabiliyoruz. Kabuğun arasından görmüş olduğun gibi çakıyoruz. Ve kabuktan yarım santim kadar uzun geliyor. Burada alıyoruz. Evet, aldık. Senin aşı değil mi? Senin yapacağın aşı. Benimkisi bu, boyayacak bu. Benimkisi değil. Evet, kalemle çakıyoruz. Evet, kalemlerimiz çok güzel bir şekilde tuttu. Biz bunu şu anda yüzeyde hiç açık yüzey kalmayacak bir şekilde su tutla biz bunu yapmamız gerekir. Yani eğer biz bunu havayla temas edersek bu yüzeyler kurur. Bu su tut. Bu bildiğimiz plastik su tut. Kalın. Bununla değil de aşı macunuyla da yapabilir çiftçilerimiz. Fark etmiyor. Önemli olan bu yüzeyi tamamını kapama. İşte görmüş olduğumuz gibi. Yara yüzeyi kalemlerin tutma başarısı oldukça düşüktür. Eğer kalemimiz odunlaşmışsa, şöyle tam kahverengiye dönmüş de sıcaklardan ve soğuklardan olumsuz etkilenmeyeceği için aşı tutma başarısı yüksek olacaktır. Evet. 4 santim civarında kaleme de şöyle bir kesit açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok basit. Ortanın az üstünden şöyle bir dilcik açıyoruz. Evet. Açtık dilciğimizi. Kaleme oturtturuyoruz. Kalemlere oturttururken tekrar kalemle anacın aynı çapta olmasına dikkat edin. Eğer kalem ve anacımız aynı çapta değil ise anaç zaman zaman kalemden daha büyük olur. Ne yapacağız? Bir yüzeyini bu kabukların karşılaması gerekir. Diğer tarafı açık olsa da olabilir. Şu anda aşı noktasını bağlıyoruz. Bu bağ noktası, bu bağın elastiki olmasına dikkat edin. Aşıyı boğmaması için aşı tuttuktan sonra. Şimdi buradaki en önemli olay az önce serada yaptığımız gibi değil de toprağa alacağımız için bağlamayı altını açık bırakıyoruz. Bak şuradan çiftçilerimiz dikkat etsin. Altta açık yüzey bırakıyoruz ki bizim anacımızdan su geldiği zaman aşı noktasını boğmasın. Az önce dediğimiz gibi juglan denilen madde toksik kimyasal etki içerdiğinden dolayı aşı noktasını boğar. Evet, şöyle seyrek bir şekilde alt tarafı, hatta üstü de açık olabilir. Hiç ama hiç fark etmez. Niye? Çünkü toprağa alınacak bu. Toprağa alındığı için aşı noktasının altı açık olması gerekir. Çünkü dışarıda yapılan aşılarda serin geçen bir gecenin arkasında sıcak bir gün yaşarsanız öz su basıncı hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkar ve ağlama dediğimiz su gelme olayı gerçekleşir. Bu da aşıyı tutma başarısını oldukça düşürür. Cevizdeki en büyük problem budur. Bujuklan denilen ağlama suyu aşı noktasını olumsuz etkiliyor ve kaba güzel bir toprakla çok sıkı olmayacak bir şekilde gördüğün gibi dolduruyoruz. Bu aşıyı yapma zamanları genelde Mart ayında, Mart-Nisan dönemlerinde, İç Anadolu bölgesinde daha soğuk yerlerde Nisan, Mayıs'a kadar olabilir. Havaların aşırı derecede ısındığı dönemlerde bu yüzeydeki poşeti beyaza boyamak gerekir. Aşırı derecede yüksek ısı 35 dereceyi bulduğu zaman kalüste zararlara neden oluyor. Şimdi beyaza boyayabilirler veyahut da toprakla bunun etrafını kapatabilirler. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi toprak aşı oldu. Fakat bunun üzerine muhakkak ki su tut dediğimiz plastik boyayı çiftçilerimiz sürmesi gerekir. Yani kalemin canlı kalması için, buradan hava almaması için kalemin üstüne beyaz plastik boya sürmeleri gerekir. Diğerlerinde de gördüğünüz gibi var. Aşımız olmuştur. Gayet bu kadar basit. Burada yan tarafta görülenler de az önce yaptığımız parafinli aşının dışarıda yapılmış olanı. Bu aşının aynısı parafinle yapılmış aşı. 1 ve 2 yıllık çığırın aşıları böyle. Çiftçilerimiz çok rahatlıkla yapabilirler efendim. Evet değerli çiftçilerimiz, öncelikle ağacı aşılamadan ortalama 10-15 gün önce, bir hafta önce üstünü kesmemiz gerekir. Öz su akışının durdurması için. Şimdi, eğer bizim ağacımızı kestiğimiz gibi aşı yaparsak su geliyorsa, şu denilen bir yutlam denilen bir toksik madde bizim kalemde aşı tutma oranımızı hızlı bir şekilde düşürüyor. Onun için ağacı aşılamadan ortalama bir hafta 10 gün önce kesmemiz gerekir. Acı suyun akmasını beklememiz gerekir. Ağacımızın başına geleceğiz. Eğer su akışı devam ediyorsa durmamız gerekir. Fakat aşı su akışı bitmiş ise aşı yapmamız gerekir. Bugün görmüş olduğumuz gibi bu ağacın üzeri 10-15 gün önce kesilmiş, su akışı durmuş, çok güzel. Fakat üstünde bir odunsu tabaka oluşmuş. Aşıya başlarken tekrar burada canlı dokuyu bulma adına tekrar 2-3 santim alttan kesiyoruz. Buyurun keselim. Canlı dokuyu bulma adına görmüş olduğumuz gibi tekrar kesiyoruz. Evet, kestik. Canlı dokuyu bulduk. Bu noktaya artık biz aşımızı yapabiliriz. İlk baştan yapacağımız aşı değinin tamamını kalın bir şekilde kapatıyoruz. Hava ile teması kestiğimiz için burada canlı doku ölmüyor ve kallüs oluşumu başlıyor. Şu özellikle kesik yüzeyler, kenarda çivi çaktığımız yüzeylerde kallüs oluşumu orada çok fazla önemli ve buralarda hiç hava boşluğu kalmaması gerekir. Çiftçilerimiz bu konuya dikkat etsinler. Evet, hiç kalmadı şu an için. İçini de güzelce ne yaptık. Evet. Son derece basit. Hiçbir zorluğu yok. Tutma oranı da oldukça yüksek bir aşı çeşididir. Ve bunun da kalemin üstüne muhakkak su sürsünler. Kalemin canlı kalması için havayla teması önlemek adına üstüne muhakkak su sürmeleri gerekir. Bu su tutu sürdükten sonra veyahut da aşı macununu sürdükten sonra kalemleri plastik bazlı su boyasıyla boyamaları gerekir. 1 kilo suya 1 kilo boya karıştırarak kalemin havayla, güneşle temasını kesmeleri gerekir. İşte böyle. Evet. Şimdi biraz böyle şu 5-6 santim eğer şu görmüş olduğumuz kabuğu boyarsa bu kabuğun daha fazla canlı kalmasını, güneş ışınlarına direkt maruz kalmamasını sağlayacak. Bu canlı tabaka burada kallüs oluşumunu hızlandıracak. Evet, aşımız bu kadar. Tabii bunun yanına bir herek dikip ve buna çakabilirler. Bu görmüş olduğumuz aşı tuttuğu zaman sürgün hızlı olacağı için bunu bağlamaları gerekir. Aksi takdirde kuş konmalarından veya rüzgarlardan bizim aşımız zarar görebilir. Çiftçilerimiz de buna dikkat edin. Bu bildiğimiz çivili aşı. Şimdi bir aşı daha herkesin, bütün çiftçimizin bildiği gibi çoban aşı dediğimiz topraklı aşı. Şimdi bir de onu görelim isterseniz. Bu görmüş olduğumuz çoban aşı da yine şöyle 2-3 göz olacak gibi 10 santim civarında bir kalem. Kalemin yine odunlaşmış olmasına, çok zayıf olmamasına dikkat etsin çiftçilerimiz. Aşı tutma başarısında kalemi seçmenin çok büyük önemi var. Kalem de odunlaşma ne kadar fazla olursa canlı kalma süresi o kadar fazla olur. Bu da kallüs oluşumunu, aşı tutma başarısını çok olumlu şekilde etkiler. Bu görmüş olduğumuz aşıda da şöyle bir tutar mısın? İçeri doğru gözün arka kısmından yaklaşık 4 santim gelecekmiş gibi bir tane kesik. İşte şöyle. Bunu gördük. Geliyoruz. Yaklaşık şöyle 6-7 santim gibi çizik atıyoruz. Odunsu dokuya kadar bu çiziği derin atıyoruz. Ve geliyoruz. Şu noktadan ağacımızın kabuğunu kaldırıyoruz. Ve kalemi şöyle koyuyoruz. Evet. Bir tarafını kaldırmıyoruz. Tek tarafını kaldırıyoruz. İşlem tamam. Aynı işlemi karşısına da yapacağız. Çünkü tek kalem her zaman risktir. Herhangi bir doğal afetten veyahut da aşı tutmayla alakalı bir sıkıntı olursa, biri bozulursa diğerini yaparız. Evet, bu görmüş olduğumuz ikinci kalem. Yine ikinci kalemi de yaklaşık şöyle 4 santim civarında gördüğümüz gibi bir kesik atıyoruz. Bunu da karşı yüzeyine bunun vuruyoruz. Evet. Şöyle oturtturuyoruz. Şu görmüş olduğumuz plastik muşambayı bu kabuk atmaması için sıkı sıkıya üstünden bağlıyoruz. Sakın çiftçilerimiz bunu iple bağlamasın. Çünkü gelişme devam edeceği için ip bu noktayı boğabiliyor. O açıdan plastik muşambayla şöyle çiftçilerimiz bunu bağlıyorlar. Evet. Bağlama işlemi bitti. Aşı bu kadar. Şimdi gelelim poşet geçirmeye. Burada en önemli ve can alıcı konu bu. Şu görmüş olduğumuz ceviz ağacımızın dalın genişliği yaklaşık 15 santim civarında. Buna 20-25 santim